Merhaba değerli üreticiler, yeni bir video ile karşınızdayım. Bazen bahçe kurduğumuzda birkaç sene sonra o çeşidin araziye, iklime uygun olmadığını fark ediyoruz. Böyle durumlarda ağacı kökten söküp yeni bir fidan dikmek yerine hazır kökü gövdesi gelişmiş ağaçlara çeşit değiştirme aşısı yapılabilir. Böylelikle birkaç yıl kaybetseniz bile sağlıklı bir bahçeye sahip olmuş olursunuz. Örneğin bu bölgede nonperiyel ağacı dikilmiş ve sonra da nonperiyel ağacının bu bölgeye, bu iklime uygun olmadığı fark edilmiş. Hızlı bir karar alınarak çeşit değiştirilip Feraknes ve Feradoel çeşidine döndürülmüş bir bahçe burası. Badem özelinde konuşursak kalın gövdeli, özellikle çok gelişmiş 3-4 yaşın ve daha büyük ağaçlarda oyma aşı yapmak maalesef fayda getirmiyor. Yani oyma aşı yaptığımız zaman ya aşı tutmuyor ya da ana gövde kurumaya müsait olduğu için kalemi dışarıya doğru atıyor. Bu yüzden badem özelinde konuşursak oyma aşı değil yarma aşı öneriyorum sizlere. En azından çeşit değiştirme aşılarında çok faydalı olduğunu ben gördüm. Hatta şöyle kabaca bir sizlere göstereyim. Burası geçen sene aşılanan bir bölge. Bakın gayet nizami tutmuş ve ağaç gelişimini gösteriyor. Hatta meyve gözleri bile bağlamış. İki aşı vurulmuş bu ağaca. İkisi de gayet sağlıklı bir şekilde tutmuş ve büyümesine devam ediyor. Tabii bunların ilk aşılandığı sene üzerlerinde ağırlık olacak ve ağırlık aşı yerine baskı uygulayacağı için kırılmalar olabilir. O yüzden sık sık budamanız gerekiyor. Aşı yaparken dikkat etmeniz gereken şey iki tarafında kısilem ve fluem dokularının birbirine denk gelmesini, yani kabukla iç kabuk arasında uyuşma olması gerekiyor. Bademler zaten aşısı tutmaya gayet müsait. Kabuk kabuğa değdiği zaman ve güzel bir sıkışma oluştuğu zaman, iyi de sarılıp darbe görmediği zaman ağaç büyük ihtimalle, %90 ihtimalle tutuyor. Sonrasında çok hızlı bir şekilde şu iki doku arasında gördüğünüz kallus dokusu olarak adlandırdığımız doku gelişiyor ve birkaç sene içerisinde meyve veren bir aşılı ağacınız olmuş oluyor. Şimdi de gelin bu aşı nasıl yapılıyor sizlere ayrıntılı bir şekilde bir de ustamızın yardımını alarak, desteğini alarak sizlere göstermeye çalışayım. Evet değerli üreticiler, burası daha önceden yanlış bir çeşit dikilerek kurulmuş bir bahçe. Bu bahçemize şu ağaç nonperiyel çeşidi. Biz nonperiyelden verim alamadığımız için çeşitli sebeplerden dolayı bu ağacımızı Feraknes ağacına çeviriyoruz. Bu bölgenin tamamında bu işlemi yaptık. Görüyorsunuz her yerde aşılarımız var. Bir ya da birden fazla aşı vurup buradaki çeşidi değiştirmeye çalışıyoruz. Ve şimdi de bu ağacı Mehmet Usta'nın yardımıyla değiştireceğiz. Evet, orayı bir keselim, bir aşımızı gösterelim. Öncelikle dik gelişen bir dalı kesiyoruz. Dik gelişmesi önemli çünkü aşı kaleminin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmesi açısından. Burada mühim olan şey, sizlere daha önceden bahsettiğim gibi, aşı kalemin kabuğuyla bu kabuğun birbirine temas etmesi. Şimdi ustam yapacak, ben de sizlere videosunu göstereceğim. Kestiğimiz ağacın kalem vuracağım yerleri tıraşlıyorum. Başlıyoruz. Kalemi açmaya başladım. İçine gelen kabuğu alıyorum. Şöyle yakınlaştırayım ben de. Üç göz bırakıyorum. Tamam, üç gözlük Oradan oldu. kesiyor. Tamam. Bir aparatla yarma işlemi yapıyorum. Evet.
tekrar kalemin girmesi, kolay girmesi için başka bir aparatla açıyorum. İçerisinde çapak kaldıysa onları da alıyorum. Kalemi yerleştiriyorum. Kabuğa tam temas gelecek şeklinde dışa veya içeri girmemesi için mümkün olduğu kadar gayret ediyorum. Bu kafa kalın olduğu için tekrar kuru bir kalem ayarlıyorum. Buna iki tane mi? Bir tane. Kuru kalem vuruyorum ki çıkmasın gaye. Tamam. Yani baskı yapıp kalemi dışarıya atmasın diye. Başarılı bir şekilde yaptık. Şimdi kabuk kabuğa değdi. Üç göz bıraktık. Gövde kalın olduğu için baskı yapıp bunu dışarıya atmasın diye buraya da küçük bir destek koydum. Şimdi bant. Şimdi de bantla hava almayacak şekilde. Bu da öbür bantları daha kolay tutması için. Yarılan yerin hava almaması için bantladık. Tamamen kapatıyoruz. Suyunu kaçırmamak için su tut veriyoruz. Üzerine bir su tut sürüyoruz ve işlemimiz gerçekleşti. Yaptığımız denemelerde önceki yıllara baktığımızda aşıların eğer bir müdahale olmazsa %90'ından fazlası tutuyor. Ağaç yaşı büyüdükçe aşının tutma olasılığı düşüyor ama genç ağaçlarda neredeyse tamamı tutuyor.